Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 8 Ekim Salı Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Gerçekten yani baktığımız zaman Kocaeli'de zorluk derecesi çok zorlu koşular var. 3 tane şartlı birimiz var sevgili dostlar. Bir tane şartlı bir de Banko ismim olacak. Yarın cesaret edip tek başına bırakacağım ben bu safkanı. Rakipleri var tabii ki ama ben kendisini yarın ne olursa olsun yani gelirse çok müthiş olur. Gelmezse kısmetimiz değilmiş diyeceğiz. Bakalım, yorumlara geçelim. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim. Evet, birinci koşu, evet, Ahmet Çelik bugün Bursa'ya geldi, karıştırdı. Şimdi Kocaeli'ye geliyor. Bakalım, Kazan İkazsu gibi yani atı da getiremiyorsun. Bilmiyorum ne denir. Artık yani Çeliklerden sıtkımız sıyrıldı yani. O derecede diyelim sevgili dostlar. Evet, birinci koşu şartlı birle başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkacak. 11 safkan yer alacak. Altılı gayemizin yıkaya. Evet, burada gerçekten yani bu şartlı bir, tam kapamalık bir şartlı bir sevgili dostlar. Onu dile getireyim. Ben burada yani hazır bulduğum, iyi koşmasını beklediğim safkanlar sırayla şu şekilde. Ben kapamaya kadar gideceğim. 5'te 7 nolu safkanlara ekürü. 8 başta olmak üzere 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1 ve 2. Bu şekilde bir sıralama ben kuponumda yer vereceğim. Bir tek burada yani 11 nolu safkanı ben dışarıda bıraktım. Yani pek de hoşuma da gitmedi zaten. Gerçi şartlı bir ne olur ne olmaz bilemeyiz ama ben buraya 8 ile başlayıp 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2 sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet, geçelim ikinci koşu. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum, 9 safkan yer alıyor. Birinci beşli gayenimiz de bu koşuyla başlayacak. Evet, koşuya şöyle baktığımız zaman yani ikinci koşuda son koşunu Kocaeli'de 1900'ü şartlı 19'u kazanan Muhammed Mirbilgin eşliğinde piste çıkmıştı. Altınoğlu safkan kazanmıştı sevgili dostlar. Onunla beraber koşan bir safkan daha vardı. O da kim diyeceksin? 8 nolu safkan, o koşta 3.lük ayrıldı. Sonra 1700'e çıktı. Caner Tepe ile kazanmasını bilmişti. Yani 6 başta olmak üzere rakiphanesinde 8 nolu safkan. Sonra 1 nolu safkan Berkan Gökçe ile 36 günlük dinlenme sürecinden sonra pistlere dönüyor. Mutlaka yazalım. 4 nolu safkan güvenmesem de yani yazacağım. Çünkü nedeni hem Ahmet Çelik'e güvenme hem de atın performans durumuna baktığımız zaman çok geri planda kalıyor. Gerçi Kocaeli yani bu mesafelerde çok iyi koşan bir safkan. Yarın belki kötü gidişe dur diyebilir. Dördü de yazalım derim sevgili dostlar. Sıralamamız 6, 8, 1 ve 4 şeklinde bir sıralamam oldu ikinci koşta. Evet, geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu handikap 14. 2 yaşlı İngilizler 1200 kum, 8 safkan yer alıyor. Birinci dörtlük ayanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet arkadaşlar, yani mesafe kısa olsa da gidişat ona çok çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü mesafenin kısa oluşu, burada süratli isimler var. 1 olsun, 6 olsun, 8 olsun, 4 nolu safkan olsun, 2 tabii kendisi de önlerde hamle yapma çalışacak ama ben liderliği alacağını düşünmüyorum. Yani yapmayacaktır Muhammed Mirbilgin'le start alacak. 4'te 1 yaptılar kendisinin. Zaten ilk son koşusunu kazandı. Öyle rahat bir tempoyla geldi ki ata kamçı bile vurmadı. At kendi halinde yarışı bitirdi sevgili dostlar. O da excellence. Yani ben 14 günlük bir dinlenme süreci gidişatta onun lehine neticeleneceğini düşünüyorum. Mesafe kısa da olsa ben excellence'ın koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim bankomdur 3 nolu safkan. 6 ve 4 ikili için değerlendireceğim isimler olacak 3. koşuda.
Evet, geçelim 4. koşu. Handikap 15, 3 yaş Araplar 1400 kum, 8 safkan yer alıyor, 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet, baktığım zaman Sement Batur, Muhammed Birbilgin ne 4'te 2 yaptı zaten. İlk yarışını kazandı, son koşusunu kazandı. 1500 metre Kocaeli'de yaptığı koşuyu kazanmıştı. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Tabii ki buna ciddi rakip Üçnoğlu 7 kardeşler olacaktır. İkinci tercihimiz 5 nolu Fotoroman, vazgeçemedi bir isim. Bu aralar bocalasa da Fotoroman'dan Mustafa Çiçek'le etkili bir koşu gelecektir. Sonlarda iyi koşar. Bir nolu Barbu'da çıktı, son koşusunu Bursa'da müthiş bir koşu çıkarttı ve de kazandı. Genç Kan Avşıntay da vardı. Genç Kan da ikincilikte ayrıldı. Ve de tabii ki yeni nolu Genç Kan diyeceğiz. Bomboş Güller, Cemal Paso'yla dikkat. Evet, 2, 3, 5, 1, 7 sıralamam 4. koşu için önereceğim isimler. Evet, geçelim 5. koşu. Bir diğer şartlı bir, bölünen şartlı birin bir diğer ayağı. O da 2. altılı gayanına tekabül ediyor. Evet, burada ilgimizi safkanlar sırayla şu şekilde: Fırat Aslan eşliğinde piste çıkacak olan 8 nolu safkan ilk tercihim olacak. İkinci atım 5 nolu safkan Mehmet Kaya eşliğinde, 4 nolu safkan Mertcan Çelik de ve de 1 nolu safkan Muhammed Birbilgin'le şanslı gördüğüm isimler. 8, 5, 4 ve 1 sıralamam bu şekilde oluşacak. İkinci altılık ayağımızın başlangıç ayağında yer vereceğim safkanlar. Evet, geçelim 6. koşu. İkinci beşlik ayağın başlığı handikap 16, bir mücadele. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kum, 10 safkan yer alıyor. Evet, koşuya baktığımız zaman Dinç Ege yaptı. Son koşusunda bir ikincilikle ayrılmıştı. Mandar Abbas kazanmıştı. Yani şöyle yarışı söyleyelim: Eski Toprak koşuyu liderliğini aldı. Yarışı sonuna kadar sürüklese etti ama Mandar Dinç Ege geldi, yakaladı. Mandar Abbas da sonlarda müthiş aksiyonla geldi ve de koşuyu kazanmasını bilmişti. 8 nolu Mandar Abbas yine benim ilk tercihim olacak. Sonlarda etkili gelmesini bekliyorum Ali Can İnci ile. Tabii ki 4 nolu Dinç Ege, 3 nolu Yeni Sistem ve de yeni nolu Eski Toprak Cemal Paso ile 51 kilo ile start alacak. Çıktığı gibi bitirebilir. Çok çok dikkat diyeceğiz. Bu 4 safkanı ayrımsız kuponlarımıza iliştireceğiz. 8, 4, 3 ve 7 sıralamam 6. koşu için önereceğim safkanlar. 7. koşuya geçelim. Kısa vadeli 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kuma çıkıyor. 6 safkan yer alıyor. 2. dörtlü gayan da bu koşuyla başlayacak. Evet, burada iki safkanın arasında geçmesini bekliyorum. Hatta alternatif Bankom Anadolu lideri diyeceğim ben sevgili dostlar. Çünkü nedeni Kocaeli'de 1900'de gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. Çok rahat bir koşu kazandı. Hatta dereceye baktığımız zaman gerçekten çok çok müthiş bir dereceye sahipti. Mustafa Çiçek'le 53 kiloyla start almıştı. Şimdi 59 kilo olsa da ben Anadolu lideri alternatif banko olarak sizlere bırakacağım. Burada dileyen arkadaşlar bankoyla devam edebilir. Yani ikinci altılık ayna. Bir tane rakip var, o da bir nolu Safkan Bekir Mert Mırık eşliğinde. O da piste çıkacak. Son yaptığı 1900 işinde onun da derecesi çok çok güzeldi. Harikaydı. 63 kiloyla start almış. Şimdi de bu da kilo düştü. 4 nolu Anadolu lideri kilo arttığından dolayı ben Anadolu liderinin yanına atı öneriyorum sevgili dostlar. O da 1 nolu Safkan'ı es geçmeyebiliriz. Ama 4 nolu Anadolu lideri alternatif banko ismimdir. Evet, geçelim 8. koşuya. Bir diğer koşumuza. Şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kuma çıkacak. 9 safkan yer alacak. İkinci üçlü gayanda bu koşuyla başlayacak. Evet, son koşusunu kazanan şart düştü, 2000 metre kumda kazandı Berkan Gökçeli. Hatta önerdiğimiz bir safkanlı tatlı bir sürprizleri imza attı Caymazoğlu. Caymaz'ın oğlu Mustafa Çiğ'e şimdi teslim edildi. İlk tercihimiz 4, ikinci atımızda 3 nolu Aslan Soylu Ahmet Çelik eşliğinde ve de 9 nolu Son Oğul iki yarışında müthiş koşarak üstündeki o kötü gidişe son verdi. 1400'ü kazandı, arkasından Bursa şartlı 3'e gitti, yine kazandı. Berkan Gökçeri ilerleyen yaşına rağmen gerçekten müthiş koşular çıkartıyor. Benim size önereceğim son ismim olacak. Burası bende 4, 3 ve 9 şeklindedir. Evet, geçelim 9. koşumuza. Şartlı 3, 3,
ve yukarı İngilizler 1500 kum 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da 8 nolu Kohi Nor'la başlıyor Zahmet Çelik eşliğinde. Sonradan 4 nolu safkan Mehmet Kaya eşliğinde. 3 nolu safkanımız Nansio apranti arkadaşımız da Recep Ketme eşliğinde piste çıkacak. 2 nolu safkan Dark Breeze İbrahim Sefa Söğüt de. 1 nolu Özay Suzan'a geçen koşusunda zaten sizlere önermiştik. Mutlaka kuponlarımızı olsun diye biz de yanımda Cem Altun'la koşuyu kazanmasını bilmişti. Şimdi mesafe biraz daha uzadı. Yine etkili koşacaktır. Bir önereceğimiz isimlerin arasında yer alıyor. Ve de 9 nolu yom edeceğiz Muhammed Mir Bilgin'le. 8, 4, 3, 2, 1 ve 9 sıralama. Evet, geçelim son koşumuza. Bankomuzun geldiği yere şartlı birim bölünen 3. koşusu olacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum 10 safkan yer alacak. Evet, burada özenle itinayla hazırlanan bir safkan var sevgili dostlar. Gökhan Yıldız eşliğinde piste çıkacak. Yani çalışmaları müthiş, harika galoplarla bu koşuya hazırlanan. Yani ben de bir iki yerden de duyum aldığım bir safkan. O da 3 nolu safkan, hatta çalışırken de 59-60 kilolarla çalışan bir safkan. Burada Gökhan Yıldız'la ben yarın risk alacağım ve de kendisini yalnız başına bırakacağım. 3 nolu safkan Gökhan Yıldız eşliğinde benim banko ismimdir. Tabii ki rakibhanesine görünen 6 ve 7 nolu safkanlar var. Bunlar da ikili için değerlendireceğim isimler olacak sevgili dostlar. Mesela 6, 7, 2, 1, 10, yani bunlar da baktığımız zaman galop açısından iyi safkanlar ama ben 3 nolu safkanın burada koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. Yarın benim 3. şartlı birin son ayağına tekabül ediyor. 2. altılı gayemizin banko ismimdir. 6 ile 7 ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Evet, Kocaeli programı için aktaracağım safkanlar bunlar olacak. Gerçekten Kocaeli çok çok güzel bir para verecek gibi görünüyor. Zorlu koşular var sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diyelim. Adana ile başlangıcı güzel yapalım. Ve de Kocaeli ile noktayı güzel bir ikramiyle koyma umuduyla Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.